Nasıl beslenirler peki? Kanser hastasının beslenmesinde proteinden zengin beslenme şarttır. Yağ ve şekerden değil, proteinden zengin beslenme şarttır. O kişi yumurtasını yiyecek, sütünü, yoğurdunu, kuru baklagilleri, kırmızı eti gerek olduğunda, işte tavuk etini çok fazla tüketmesini istemiyoruz. Hani yetişme koşullarından dolayı balık etini yiyebilir. Güzel şey yapılmış hani... Faydalı olan her şey yiyebilirsiniz. Aynen, aslında sadece bunu hastalar için düşünmeyeceğiz. Evet. Hepimiz için gerekli. Çünkü yağ ve şeker dediniz. Aynen. Zararlı. Aynen. Evet, bizlerin de aynı şey. Diğer saydıklarınızın hepsi de bize faydalı olan yiyecekler. Kesinlikle. Bol sıvı tüketmelerini istiyoruz. Asitli, gazlı, konserve yiyeceklerden uzak durması i̇şte gerekiyor. Tüm zararlı yani yiyecekler işlenmiş, yasak. Yani işlenmiş gıdalardan da uzak durmaları gerekiyor. Bunlar hepimiz için geçerli. Evet. Onları da zaten hastalarımız harfiyen uygulamaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz yapacakları ile ilgili İşlenmiş bu şekilde. İşlenmiş gıdaların zararlı olduğunu, çok fazla tüketmememiz gerektiğini söylediniz hocam. Peki bu mangallarda işte duman ateşinde, köz ateşinde... Mangalı aslında önermiyoruz biz. Hastaların daha çok proteinleri, işte kırmızı eti daha fazla haşlanmış olarak tüketmelerini evet. istiyoruz. Yağda kızartılmış veyahut da işte kömür ateşinde uzak durmalarını istiyoruz. Ama bunları da şöyle söyleyelim. Daha fazla yeşillikle, yeşilliğin içerisindeki folik asit değeri çok evet. yüksektir. Ve onunla zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani kırmızı eti mutlaka yeşilliklerle zenginleştirmemiz gerekiyor. Yine hastaların evde mayalanmış yoğurt tüketmelerini istiyoruz. Bu önemli. Yoğurt tüketiminin faydası nedir peki hocam? Evde mayalanmış olan yoğurtların probiyotik özelliği de vardır. Evet. Onun için hani bağırsak mukozasında da en azından kemoterapilere veya radyoterapilere bağlı gelişmiş olan hasarın daha kolay iyileşmesi için. Hani tedavilere bağlı hastada maalesef ishaller görülmektedir, bağırsak hareketlerinde artma görülmektedir, bağırsak emilim bozuklukları görülmektedir. Bir de evde mayalanmış yoğurt, şöyle diyebiliriz, onların tamir mekanizmalarına faydası olur diye düşünüyoruz. Evet. Direkt değil ama tamir mekanizmasına faydalı olur diye düşünüyoruz. Yine kefir tüketilmesi de önemli. Evet, kefirin de çok sağlıklı olduğunu, evet. faydalı olduğunu belirtiyorsunuz evet. hocam. Evet. Peki onun da tüketiminde çok fazla ya da çok az olmayacak. Onları da sınırlı olmasında fayda var, öyle diyebiliriz. Evet, sıvı tüketimi dediniz. Bir de hastaların çok fazla kulaktan duyma, şunu yemeyeceksin, evet. bunu yiyeceksin, hocam, ay bunu yaptık, hayatına çok mal oldu, niye bunu yedin falan tarzı zaten morali düşük olan evet. hastaların. Zaten bizim günlük porsiyonla yediğimizin yarısını yiyebilecek kapasiteye düşen hastalara çok fazla tehditle, tenkitle böyle yemekleriyle ilgili konuşulması onların moralini bozuyor. Ya bunu yersem acaba kanserim tetiklenir mi? Bunu yersem tetiklenir mi? O mantıkta düşünmememiz lazım. Bir kişinin yürümeye de ihtiyacı var, enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi de tabii ki biz sonuçta protein içerikli diyoruz ama bu kişinin enerjiye de ihtiyacı olduğunda onları da desteklememiz gerekir. Bunu söyleyebilirim ana hatlarıyla. Evet. Çünkü bir diyetisyen olmadığım için çok fazla da konuya girmek istemiyorum ama 20 yıllık tecrübeyle artık hastalara ne yapmaları gerektiğini az çok bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Çok fazla şeker tüketimini de onaylamıyoruz. Evet. Evet, şekerin fazla tüketimini onaylamıyoruz kesinlikle. Tatlandırıcıları istemiyoruz kullanılmasını. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kanser hastaları tatlandırıcı dahi kullanmasın diyorsunuz. Yani şeker tüketimini minimuma indirmeleri gerekir diyebiliriz. Çünkü şekeri diğer gıdalardan da alabiliyor. Evet, evet. Meyve tüketimi mesela evet. önemli. Meyveyi bir porsiyon yiyebilir. Onun içerisindeki şeker de sonuçta faydalı hastaya. Evet.